Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çok önemli bir rüyamı sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önceki rüyalarım gibi. Umarım bu rüyam gerçekleşmez yani. Hiç de zoruma gitmez yani. Çünkü bazı rüyalarımın gerçek çıkmaması, yani gerçekleşmemesi beni üzmez, beni sevindirir aksine. Yani işte sırf şu şekilde diyeceksiniz ki ya senin dediğin doğru çıktı. Yani çıkmasın, yani bir şey olmaz. Ben bunu size işte Çetin bu rüyayı da bildi. İşte bunu da biliyordu, işte Allah ona göstermişti diye ben size anlatmıyorum. Özellikle ilgimi çektiği için, biraz da korktuğum için bu videoyu çekme kararı aldım. Aslında bunu kaç gün önce görmüştüm. Tabii bunu şimdi nasip oldu. Videosunu çekiyorum. Hani elimde gelirse nasip yarına hazır olacak. Yani bugün şu anda tarihte 31 Mart'tayız arkadaşlar. Ama daha öncesinden gördüğüm bir rüyadır. Evet arkadaşlar, şimdi saate de bakalım. Evet, saat da 2'ye geliyor. Gece 2. Önemli bir video. Önemli rüya. Ve gelecekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi rüyaya geçeyim arkadaşlar. Sizi daha fazla bekletmeden. İnsanlar çok sıkılıyor. Bu videolardan da. Tabii sıkılabilirsiniz. Bu da sizin hakkınızdır. Ama şimdi böyle bir şey de var. Şimdi gün gelebilir. Bu videoları da çok ararsınız yani. Bu da şifre olsun. Gün gelecek bu videoları da, saçma bulduğunuz videoları da çok ararsınız. Öyle zamanlar gelebilir ki insanlar sanki yeni bir zamana gelmiş, sanki eski bir zamana düşmüş, sanki insanlar kafayı yiyecek, biliyor musun? Bu kadar alışkanlıklarımız var. İşte telefona alıştık, işte internete alıştık. Hayatımız bunun üzerine kuruldu. Ve tüm devletin işleri internetle halloluyor. Düşünün yani, elektrikle, doğalgaz, su, her şey elimizin altında yani. Bir de bunun tam tersini bir 5 dakika, ya en azından ömrünüzden 5 dakika bir düşünün ve ne yapabiliriz? İnsanlar ne yapabilecek? Küçücük bir deprem oldu diyelim. 10 tane ili etkiledi. Küçücük bir deprem bana göre, yani kıyamete göre küçücük bir deprem bana göre. Ve insanlar var ya, bir ülke daha zor toparlanacak. Yani mesela kaç sene sonra toparlanır? Bu çok önemli bir mesele yani. Onun için 5 dakikanızı ayırıp böyle konulara önem verin. Yani bu konular çok önemlidir. Mutfaktayım arkadaşlar, rüyada. Mutfaktayım ve dışarıda bir olay olmuş. Hani internet kesilmiş gibi, telefonlar kesilmiş gibi, televizyonlar, frekanslar, yani televizyon yok gibi bir zaman. Ve dışarıda insanlar zombi gibi birbirini öldürüyor. Ve onların silah seslerini duyuyorum içeride. Ben de şöyle diyorum. Bu uzun bir süreci olacak. Diyorum ki keşke makarna daha fazla alsaydım da evde bulunsaydı. Çoluk çocuğumuz için yani. Demek ki bir sıkıntı gibi bir durum görünüyor burada. Yani ne yapabileceğiz? Ne yapalım? Ekonomi durumu iyi olan var, iyi olmayan var. Herkes de stok yapamaz yani. Bir de o stok yaptığı şey de bozulabilir. Ne yapılabilir, ne edilebilir? Yani bunu, rüyanın manası nedir? Bir iç karışıklık mıdır? Bir dış müdahale midir? Bir doğal afet midir? Bir süpernova patlaması mıdır? Zaman gösterecek arkadaşlar. Alabilir ama bir meselenin olabileceğini ben bu rüyada gördüm ve daha önceki bir rüyada da şehir merkezinde bir kalabalık vardı. Böyle birbirine zıtlaşmış gruplar vardı. Bir başka rüyamda ise
Maça gidiyorum, maçtan çıkarken işte şehir yanıyor resmen böyle. Tabii o rüyadan sonra İran'da bir karşılık olayı oldu. Bu da eski bir rüyaydı. Ama bu mesele çok önemli. İşte mutfaktayım ve makarna keşke daha çok olsaydı diye kendi içimden bile konuşuyorum rüyada. Ama bu rüyadan bir hafta önce ben bir rüya gördüm. Hemen hemen bir hafta olabilir. Yani 6-7 günde, 5 günde olabilir. Tarih konularında pek iyi değilim. Bir ülkenin, güçlü bir ülkenin komutanını görüyorum. Ve bana şöyle diyor. Ne yapalım diyor. Ne yapalım? Hani bizim suçumuz değil gibisinden. Ne yapalım diyor. Hani artık işten geçti yani anlamında ve maske takmamız takabilen kurtulacak hani maske. Bir maskenin takılması gerektiği ile alakalı. Ama ben de şöyle diyorum, siz suçlusunuz diyorum. Ama bir de kendinizi haklı çıkarmak için ya bizim elimizde değil işte gibisinden yani. Hem oyun yapıyorsunuz hem de sonra işte bizimle alakası yok aslında. Biz haklıydık da işte elimizde değildi işte. Bir şekilde gene kurtarmak isteyebilirler. Hani bir sıkıntı var. Şimdi bu rüyayı ayrı ele alalım. Bu rüyada bir nükleer, bir kimyasal, bir bu şekilde bir savaşın olabileceği o ayrı bir konu. Ama burada benim diğer rüya işte mutfak rüyasında sanki uzun süreli bir iç karışıklık mıdır ya da kıtlık mıdır ya da güneş süpernova patlaması, güneş patlaması olduktan sonra teknolojinin gitmesi midir? Zaten ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi var. Bu şekilde bunları çoğaltabileceğiz. Gerçekten arkadaşlar siz de yorumlarda rüyalarınızı, önemli rüyalarınızı yazabilirsiniz. Eğer çok önemli rüyalarınız varsa Güzel Dünya 313 Instagram hesabıma da yazabilirsiniz. Tabii böyle önemli rüyalar, böyle ahir zamanla ilgili önemli rüyalar. Yoksa ben iki tane yumurta gördüm, beş tane ne gördüm? Bunlara zamanım yok arkadaşlar. Yani gerçekten çok zamanım yok. Yani aslında hem video çekiyorum hem birçok işimiz gücümüz var. Ama gerçekten de önemli bir konu, hadise varsa rüya ile ilgili ya da başka sorular da olabilir. Onu da kardeşinize sorabilirsiniz. O ayrı bir mesele. Tabii bir de yanlış anlayan kardeşlerimiz de var. Yani bir konuyu mesela anlatmamın gereken bir konuyu var. Anlatmadığın zaman sanki yanlış olmuş gibi. Yani bazı insanlara da iyilik de yapılmıyor yani. İyilik yaptığın zaman da yanlış anlıyor. Kötülük yapsan da yanlış anlıyor. Hep yanlış anlıyor yani. Böyle insanlarla da uğraşılmaz. Zaten bunlar frekansımızı yeterince düşürdüler yani. Yeterince. İnanın ki benim kafam rahat olsaydı. Yani ben bir mağarada otursaydım. Bir mağara. Hani sosyal iletişim ağımının hiçbiri olmasaydı ben size daha faydalı bir Çetin Tatar olurdum. İnan ki. Yemin ediyorum ben size daha net rüyalar görürdüm. Ben daha çok haberci rüyalar görürdüm. Belki de ben nokta atışı yaparak aynı zamanlamasını da Allah bana gösterip insanları da kurtarabilirdik yani depremlerden oradan buradan. Çünkü benim yerim rahat değil. Hani benim yerim rahat değil. Mesela ben eskiden küçük yaşlarda Allah'ın bana gösterdiği bazı rüyalarda nokta atışlı bilgiler verdim yani. Mehmet Hocam buna şahittir yani. Mehmet Hoca şimdi bu videomu dinler. ABD'ye 12 tane hortum vuracak dedim hocam. Hoca da demişti Allah Allah. Aynı şekilde oldu yani. 12 tane hortumu ABD'ye vurmuştu o yıl. Çünkü rüyada görmüştüm. Mesela ben aslında kendi beynimi biraz daha dinlendirsem, ibadetlere kendimi versem ve kendimi dünyadan soyutlasam biraz benim ruhaniyetimin daha güçleneceğini biliyorum. Ama şimdi burada özellikle benim enerji alanımı kötülemek isteyen ya da bozmak isteyen bazı yaratıklar var. Yani yaratık bunlar. Bunlar yaratık. Hani bunlar bilerek saçma sorular soruyorlar. Bilerek ya da bir önemli bir şey varmış gibi anlatıyorlar ya da moral bozucu şeyler yazıyorlar. Bunların hepsinin içinde yaratık olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın ilminden anlıyorlar. Evet, tamam, Çetin Tatar'da ilim var. Çünkü birçok rüyası doğru çıktı. Doğrudur. Mehmet Hoca'da da ilim var. Biz bunları nasıl moralini bozarız? Biz bunları nasıl çelme takarız? Biz bunlara nasıl sıkıntı yaratırız? Mehdi Aleyhisselam konusunu yapmak öyle kolay değil. Mehdi Aleyhisselam konusunu yaparken de böyle parazitlerin de ortaya çıkması da doğaldır yani. Kimisi
Çok nazik sana davranıyor. Nazik sana davranıyor ama içinde çok kin ve nefret vardır. Bunları dikkat etmeniz lazım. Bizim burada böyle bir laf vardır. Sessiz sudan korkun, sessiz sudan. Görleyen sudan korkmayın. Çağlayan sudan korkmayın. Bu doğru bir kelimedir. Sessiz bir insan da o şekilde tehlikelidir. Onun için Allah bize ilim nasip etsin ve kötü insanları bizden uzak tutsun. Yani onlar vizana kadar yolları bayağı bir uzaklaşsın bizden. Çünkü özellikle eski zamanlarda da bunu anlatabiliriz. Yani ilim sahibi insanların etrafında dost gibi görünüp onların ilimlerini bozmaya çalışan yaratıklar olmuştu yani. Bu çok önemli bir şey. Biz de bunu anlıyoruz artık. Tabii ben de ilk dönemlerimde birçok insana yardım etmek istedim, destek vermek istedim. Hani bilgi olur, akış olsun. Ben o zaman biraz daha cahildik yani. Herkese de muhatap olunmayacağını bilmemiz gerekiyordu yani. Çünkü ya seninle konuşan bir insan hangi anlamda seninle konuşmak istiyor? Senin frekanslarını mı düşürmek istiyor? Sana bu sesi mi vermek istiyor? Ya da senin moralini mi bozmaya çalışıyor? Alta mı çekmeye çalışıyor? Saçma sorular mı soruyor? Senin söylemediğin bir şeyi senin söylediğini mi iddia ediyor? Ve bu şekilde senin sinirlerini bozarak aslında senin enerji alanını bozuyor yani. Sen aslında daha fazla bilgi verebilirsin insanlara. Sen daha fazla faydalı olabilirsin. Ama bu parazitlerden dolayı yapamıyorsun yani. Ben mağarada olsaydım, bir mağarada olsaydım ben size daha çok faydalı olurdum diyorum. Gerçekten öyle. Ama bazı kardeşlerimiz var. En azından bana konuştuğumuz zaman bir feyz alabiliyoruz. Bir feyz yani kişi donanımlı ya da soruyu sorduğu zaman güzel soruyor, insani soruyor ya da bir bilgi verdiği zaman güzel veriyor ya da rüyasını güzel anlatıyor. Böyle kardeşlerimiz de çok güzel kardeşlerimiz yani. Bunlar tabii ki iyidir. Bazı insanlar bilerek grup şeklinde, bunlar grup şeklinde bir sinir bozma, bunun rüyalarını değiştirelim. İşte bunun bir şekilde psikolojisini bozalım. Ya da saçma sapan sorular soralım. Böyle bir grup şeklinde gelip gidenler var yani. Bir anda çekiliyorlar, bir anda geliyorlar. Yani bunlar bir şekilde enteresan kişiler. Tabii biz bunları çözdük yani. Bunları Allah'ın izniyle çözüyoruz. Ve onların bize verdiği bütün kötü enerjileri tekrardan iade ediyoruz yani bunlara. Gerçekten de arkadaşlar bugüne kadar gördüğümüz rüyalar ortada. Tabii ki Mehdi Aleyhisselam konusu kolay değil. İçinde birçok Müslüman görünümlü mahlukatlar da var, yaratıklar da var. Bunu da bilmemiz lazım. Yani bilemiyorsun yani içinde metafizik var, içinde musallat var, içinde cin var. Yani bilemiyorsun ki ne olduğunu yani. Aslında sana saçma sapan konuşan bir insanın da insan olduğunu da düşünmemek lazım. O anda belki de ele geçirilmiş bir ruhaniyettir yani. Ele geçirilmiş bir ruhaniyettir yani. Bilmiyor yani kendisi de bilmiyor. Tabii bunları da iyi anlamak lazım, iyi bilmek lazım. Moral bozucu insanlardan uzak durmak lazım. Ve daha fazla hizmet etmek lazım. Belki de ben kendimi artık bundan sonra belki de zamanı geldiğinde biraz daha kendime zaman ayırıp, maneviyata verip belki de daha önemli bilgilerle sizin karşınızda olurum. Ve net bilgiler. Mesela diyeceğim ki burada deprem olacak arkadaşlar. Çıkın. Yani öyle bir öngörüm var. O zaman ben riske girecek bir adamım da, riske girerim de yani. Derim ki arkadaşlar buradan çıkın. En azından çevrenizi uyarın derim yani. Riske girerim yani. Derim ki yani kimisi var riske girmez, korkar. Ben girerim yani, söylerim. Çünkü rüyalarıma da inanırsam, zaten inanıyorum. O zaman da inanırsam ben bunu söylerim yani. İçinde bir çelişki yoksa, içinde bir karanlık tarafı yoksa ben rüyalarımdan anlarım, söylerim. Ve belki de binlerce insan kurtulur. O deprem zamanında. O da Allah'ın bir ilmidir yani. Allah isterse verir. Yani ki depremin tarihini bildim yani. 5 Şubat'tan sonrasını bildim. 6 Şubat'ta sorun olacağını. 14 sayısı işte 7.7 onu da bildim. Belki 85 saniye sallanmasını da bildim. TC 85. Türkiye Cumhuriyeti de 85'tir. Onu da bildim. 06 5'ten sonra 06 diye bir videom da var 5'ten sonra. 6'da olması ve özellikle ben gece yarısını işaret etmem. Hepsi oldu ama insanları kurtarabildim mi? Hayır, kurtaramadım. Hani insanlara bir faydam oldu mu? Olmadı. Yani sadece insanlar
Tamam, Çetin Tatar bunu bildi. Bu birçok şeyi şifreli verdi ve bildi yani. Açık ve bildi yani. Kız Kulesi'nin yıkılacağını, birçok şeyi söyledi, bildi. Peki kimseye bir faydası oldu mu? Olmadı. Ben burada konuşuyorum, olmadı. Ama ben diyorum ki, eğer ki zihnimi daha rahat bırakırsam, daha rahat bir ortamda olsam, daha mesela bazı sıkıntılarım olmasa, dünyevi bazı sıkıntılarım olmasa, ben inan ki ben Türkiye'de birçok olayın öncesinden de belki ben bilgi verebilirim. Çünkü rüya ilmi öyle bir şeydir ki sana o bilgiyi verir, onu analiz edip içindeki bilgileri de çıkartman lazım. Şimdi ben nasıl bir analiz işim biliyor musunuz? Ben bir rüya görüyorum. Rüyamı görüyorum. Orada bir işaret var. Bir de ben o rüyamı da yorumluyorum yani. Onun bir mana getiriyorum. Tefsirini yapıyorum. Çünkü rüya ilmi de Allah'ın izniyle var. Onları da birleştirince ben bir olaya vakıf oluyorum. Tabii ki ben biraz da bunu üzerinde durursam olayın bazı daha farklı bilgilerle bunu birleştirirsem nerede olacağını, hangi tarihte olacağını da bulabilirsin. Allah o ilmi açarsa. O zaman insanlara faydan olur. En evinde oturursun dersin ki işte bu bölgede deprem olacak arkadaşlar. Bu saatte olacak. Dikkat edin, çıkın. Çıkın evden ya da hazırlıklı olun. Çoluk çocuğunuzu çıkarın. O zaman bir faydan olacak. O zaman insanlar depremden de korkmaz kolay kolay. Yani. Diyecek ki ya depremde olsa bile. Şimdi diyelim ki bir teknoloji var. Depremden bir saat önce bizi uyarıyor. Çok güzel bir olay yani. Ya da iki saat ya da bir gün önceden uyarıyor. Çok güzel bir dünyanın en önemli teknolojisi olacaktır bana göre. En önemli. Bunu icat eden bilim adamının elini öperim. Bir depremi bir saat önceden bilen ya da bir gün önceden bilen bir teknolojini yapan adamın elini öperim. Hani telefonun için değil de işte bu araba, uçak için değil de bu olayı bilen teknolojiyi üreten adamı eli öpülür yani. İşte böyle. Bu insanlara çok büyük bir rahatlık verir. Çok önemli yani. Evet arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Bu video inşallah izlenir ve paylaşılır. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın arkadaşlar bunu. Birçok kişi bunu bilsin. Bu erzak meselesi nedir? Bunu ben anlattım anlatacağım kadar. Yani önümüzdeki günlerde umarım bu rüyam doğru çıkmaz. Umarım bu benim kendi korkularım olsun. Kendi düşüncelerim. Kendi rüyam yani. Böyle bir rüyam olsun yani. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Yanlış çıksın bir tane de ne olacak? Yani istemiyorum olsun yani. İstemiyorum karışsın Türkiye. İstemiyorum insanlar birbirini vursun. İstemiyorum insanlar aç kalsın. İnsanlar ekmeksiz kalsın. Yani istiyorum Türkiye daha da Türküyle, Kürdüyle, bütün insanlarıyla, mezhepleriyle daha güçlensin ve daha iyi bir yere gelsin. Yani en azından bölgede, birçok yerde işte Marmara, işte her neyse Türkiye'de her yeri gelişir ve dünya da gelişir bu şekilde. Daha iyi olacağını düşünmemiz lazım. Tabii kötü olursa herkes için kötü olur. Yani bir kişi için olmaz, herkes için kötü olur. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkürler. Allah yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Abone olanlar için de bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.